أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين آمين سلطان الأنبياء محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için Dini Celil İslam'ı, Şeriat-ı Garra-i Muhammedi'yi elden ele, dilden dile bize kadar ulaştıran, bize kadar ulaşmasına vesile olan bir cümle musannifin, muhaddisin, müellifin, kurra, hufat, şarih ve muhşilerin ve müelliflerin ruhları için hasaten kitabını okumakla istifade edeceğimiz Cami Hazretlerinin ve üzerinde şer yazmış olduğu İbn Hacib Hazretlerinin bu kitaplar üzerine şerh ve haşiye yazan bütün ulemanın ruhları için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, hocalarımızdan hususen ahirete intikal edenlerin ruhları için, her birimizin, bütün geçmişlerimizin ruhları için, hayırların, fethi, şerlerin def ve rafu izalesi için, Allah rızası için El-Fatiha. Kıymetli arkadaşlar, bir insan men seleke tarikan yeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu tarikan ilel cenne. Yani ilim yoluna giren bir insana Cenab-ı Hak cennetin yolunu kolaylaştırır buyuruyor. Şer'i ilimlerde tefsir, fıkıh, hadis elbette maksud lizati olan ilimlerdir. Ancak bunların tamamı Arabiyyül asıl olmakla beraber bu ilimlere vakıf olabilmek için Arapçayı iyi bilmek lazım. Her peygamber kendi döneminde meşhur olan neyse onun karşısında mucizesini göstermiş. İsa Aleyhisselam zamanında tababet ilmi meşhurdu. İsa Aleyhisselam tıp ilminin yapamayacağı şeyleri yaptı. Ne yaptı? Ölüleri diriltti. Tıbbın tedavi edemediği hastalıkları ve hastaları tedavi etti. Ancak Kur'an-ı Kerim geldiği dönemde edebiyat konusunda, fasahat ve belagat konusunda toplum zirve yapmıştı. Dağdaki çobanın develeri, dağda veya çöldeki çoban develeri beklerken, koyunları güderken edebiyat ve şiir yarışları gerçekleştirmişlerdir. Ve gerçekten onlar da meleke halinde tezahür etmiştir. Dolayısıyla o dönemin sihirli bastonu fasahat ve belagat idi. Kur'an-ı Kerim geldiğinde bir suresine bile muaraza edemeyecek şekilde fasahat ve belagatte zirveyi yakalamış ve ispatlamış, mucizesini bu yönüyle beraber ortaya koymuştur. Öyleyse fasahat ve belagatın zirvesi Kur'an'dadır. Hiçbir kimse Kur'an-ı Kerim'e, hiçbir kimse değil, ne kimse ne de kimseler topluluklar. Fe'tu bi suratin mislihi ved'u men istada'tum min dunillahi in kuntum sadik. Hadi siz getirin, bırakın sizi. Ne kadar gücünüz yettiği insanlar varsa onları da toplayın. Hadi bir benzerini getirin bakalım demiştir. Bu meydan ve tahaddi karşısında ispat-ı vücut yapabildiler mi? Yapamadılar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim i'cazın zirvesidir. Hadis-i şerifler de وَمَا يَقْرُبُ مِنْهَا'dır. وَمَا يَقْرُبُ مِنْهَا. Yani Kur'an-ı Kerim'i kimse yakalayamaz. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de efendim bir mektep medrese görmediği halde onun hadis-i şeriflerinde de fesahat ve belaatin zirvesine yakın bir nokta vardır. Dolayısıyla arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'e doğru vakıf olabilmek için, hadis-i şeriflere doğru vakıf olabilmek için bize göre fıkıh, tefsir ve sair ilimlere vakıf olabilmek için Arapçayı iyi bilmek lazım. Gramer bilgisine her zaman ihtiyaç vardır arkadaşlar. Şöyle ifade edeyim. İbn Hacib merhum Maliki'dir. Maliki mezhebine müntesip olan İmam İbn Hacib Hazretleri fıkıh ve usulü fıkıh sahasında Maliki mezhebinin ana unsurlarından birisidir. Yani Maliki mezhebinin duyulmasına, oturmasına
İbn Hacib Hazretleri'nin büyük emeği vardır. Şimdi fıkıh ve usulü fıkıhta eser yazmış ve mezhebin ayakta kalmasını, tanınmasını sağlayan bir alim kalkıyor, Kafiye diye bir nahiv kitabı yazıyor. Şafiye diye bir sarf kitabı yazıyor. Ne dersiniz? Fıkıhta ve usulü fıkıhta tebahhur etmiş bir alimin sarf gibi bir ilimle kitap yazması, ona bu kadar zaman harcaması, Şafiye diye sarf kitabı var. Yetmedi, o Şafiyesi üzerine kendisi de bir şerh yazmış. Nahiv ilminde Kafiye yazmış, Kafiye üzerine aşağı yukarı 150 tane şerh yazılmış. Şerh veya haşiye yazılmış. Niye anlatmaya çalışıyorum burada? Bir insan fıkıhta, usulü fıkıhta, tefsirde ne kadar mesafe kat ederse etsin, sarf bilgisine ve sarf ilgisine, nahiv bilgisine ve nahiv ilgisine ihtiyaç var. İbn Hacib Hazretleri Kafiye ve Şafiye gibi sarf ve nahiv kitaplarını yazarken bunun için sarf ettiği eforu düşünün. Yazdığı eser üzerine şerh yazarken sarf ettiği eforu düşünün. Bu adam bunlarla meşgul olacak yerde tefsirle, hadisle meşgul olabilirdi. Fıkıhla da meşgul olabilirdi. Onlarla da meşgul oldu ama burasını ihmal etmedi. Bunu özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Neden sizinle paylaşmak istiyorum? İnsan fıkıh bilgisine, hadis bilgisine daldırdığı zaman sanki ayakları yerden kesiliyor. Benim aşağıdaki o sarf ve nahiv bilgilerine ihtiyacım yok, bitti. Asla değildir. Karşınıza öyle bir ibare çıkar ki, ayetten, hadisten, tefsirden öyle bir ibare çıkar ki, siz doğru anladığımı zannedersiniz ama sarf ve nahiv bilginiz yetersiz olduğundan dolayı kesinlikle yanlış anlamışsınızdır. Ben daha önce size örnek vermiş olabilirim. Bazılarına verdiğim için size de vermiş olabilirim. Burasını ispat için bir anekdot anlatmak istiyorum. İbn Kesir tercemesi, tefsir tercemesi diye böyle kaç cilt, kalabalık ciltlerden ibaret olan çok önceden basılmış bir tefsir var. Gördünüz mü? İbn Kesir tefsiri aslında birçok tefsirin hülasası olarak tercüme edilmiş. Büyük. Kaç cilttir? Ciltleri hatırımda değil şu anda. Bu 80'li yıllarda basılmıştı yani. Onun birinci cildinde Elif Lam Mim'i anlatırken diyor ki Elif Lam Mim işte birçok görüşü tefsirdeki görüşü, tercüme yapıyor yani. Birçok görüşü anlatırken Elif Lam Mim burada rumuzdur diyor. Elif Ene'nin kısaltılmışıdır. Lam Allah'ın kısaltılmışıdır. Mim de A'lem kelimesinin kısaltılmışıdır diyor. O zaman Elif Lam Mim ne demek oluyor? Ene, Allah, A'lem. Şimdi Elif Lam Mim eğer rumuz olarak En Allah, A'lem bunun kısaltılmışı ise tercüme ediyor onu. Diyor ki tercümesi Ben Allah'ı en iyi bilenim. Ben Allah'ı en iyi bilenim. Şimdi bu tercümeyi yapan insan Arapçanın cahili. Arapçanın cahili hem de zır cahili. Neden zır cahili? Bir defa ene Allahu a'lem de a'lem ismi tafsildir. İsmi tafsil olunca ben Allah'ı en iyi bilenim diyerek ne yapmıştır? İsmi tafsili mef'ulü bih'te amel ettirmiştir. Halbuki mef'ulü bih'te ismi tafsil bil ittifak amel etmez. Doğru mu? Bil ittifak amel etmez. İki, haydi amel ettirdi ne ettirdi? Ayrıca bir de en Allah'a a'lem yani mef'ulü bih amelinden de mukaddem oldu. Yani her mef'ulü bir amelin bir mamulün amilden önce takaddüm etmesi o amelin güçlü olmasına delalet eder. Şimdi ismi tafsil mef'ulü bih'te hiç amel etmiyor. Burada bir amel ettirmiş, yanlış yapmış. Bir de amel ettirdiği mef'ulü bih'i takdim etmiş. En Allah'a a'lem. Ben Allah'ı en iyi bilenin manası verdim. Şimdi bu kitaba geçti. O kitap var olduğu sürece onu okuyan herkes burada neyi görecek? Bunu görecektir. Peki işin doğrusu nedir? Ene mübteda, Allahu ikinci mübteda, a'lemu ikinci mübtedanın haberi. Orada bir cümleyi sonra bir de cümleyi kübra var. Allahu a'lem bir cümledir. En Allahu a'lem cümleyi kübra olarak iki cümle oluşmuş oldu burada. Anlamı nedir? Ben Allah,
en iyi bilenim. Ben Allah, en iyi bilenim. Eğer en Allahu alem, elif lamim bundan ibaretse, mana da bundan ibarettir. Bu çok basit bir örnek olarak, yani tefsire baktığınız zaman bu kadar büyük tercümeyi hazırlayan ekip ne olur? Allame olması lazım. Ama çok basit bir hata bu. Nedir? Nahiv hatası. Bu hatadan kaynaklanan, burada bunu görüyorsun. Şimdi bu hatayı yapan insan, değil mi? Tefsirde, ayette, tercümelerde daha nice hatalar yapmış olabilir. Buna benzer örnekleri de çoğaltmak mümkündür. Sizinle bunu paylaşmış olmam, birilerini kötülemek değil asla. Onu yazan, tercümeyi yapan kimdir onu da bilmiyorum ben. Ama bu tercümeyi gördüğüm zaman ilk hemen aklıma gelen buradaki yanlışlar oldu. Sizinle şurasını vurgulamaya çalışıyorum. Arkadaşlar, tefsirde, fıkıhta, hadiste ne kadar tebahür ederseniz edin, saf bilgisi ve nahiv bilgisinden ayaklarınızı kesmeyeceksiniz. Şimdi, Cami Hazretleri 40-50 civarında eseri vardır. Cami Hazretleri'nin 40-50 civarında eseri vardır. Farisi asıllıdır. İran asıllıdır. Efendim, Arapçayı da ana dili gibi bildiği gibi Arapça eserler yazmıştır. Arapça ve Farsça eserleri çoktur. Şairliği meşhurdur. Şimdi Molla Cami Hazretleri, Muhammed Şeybani Hazretleri var ya bizim, İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed, onun torunlarındandır. Mezhep olarak Şafii mezhebini ve Eşari, itikatta da Eşari mezhebini esas alan bir yapısı vardır. Gerçekte Cami Hazretleri Seyyid-i Şerif el-Cürcani nahivde gerçekten böyle zirve yapmışlardan birisidir. Seyyid-i Şerif el-Cürcani onun talebesinden ders okumuştur. Ayrıca yine İslam aleminde ilim erbabı tarafından hem akaidde hem ilmi beyan bedi'de, maanide beyan ve bedi'de adını herkesin bildiği İmam Taftazani'nin talebelerinden ders okumuştur. Zaman olarak 1414 ile 1497 arasında yaşayan Fatih Sultan Hazretleri devrine tevafuk etmiş oluyor. Şimdi Cami Hazretleri o zamanda, kendi zamanında Ali Kuşçu vardı. Ali Kuşçu'yu duydunuz mu? Ya, astronotlardandı bu. Ali Kuşçu bununla mülaki olduğunda çok zeki gördü bunu. Astronomi ile ilgili bir takım bilgiler sordu. Baktı ki kendisini hayrete düşürecek cevaplar veriyor. Ali Kuşçu'dan istifade etti. Molla Cami Hazretleri hem astronomi ilminde, hem tasavvuf ilminde, hem nahiv ilminde, hem tefsir ilminde zamanında meşhur olmuştur. Şarkan ve Garben meşhur olmuştur. Molla Cami Hazretleri'nin cami kitabı Hindistan'da, Pakistan'da, efendim Doğu ve Batı dünyasında bilhassa gelenek usulü Arapça okutan her yerde cami bilinir. Molla Cami bir eserin arkadaşlar değerli oluşunun simgelerinden birisi üzerine yazılan şerh ve haşiyelerdir. Ve bir de Alem-i İslam tarafından, talebe-i ulum tarafından hüsnü kabul görmesidir. Bu Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği bir feyiz ve berekettir. Dolayısıyla nahiv ilminde veya Kafiye'nin şerhleri, dedim ya 150 civarında şerhi vardır. Şimdi Kafiye'nin bunca şerhi içerisinde en çok meşhur olan hangisidir? Cami'dir. Elbette caminin usulü çok güzel olmasının yanında ayrıca Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir berekettir. O da samimiyetin, ihlasın bir göstergesidir. Genç yaşındayken, daha genç yaştayken Molla Cami Hazretleri aşağı yukarı bütün ilimlere vakıftı. Bütün ilimlere vakıf olmasının yanında bu ilimler kendisini tatmin etmemiş arkadaşlar. Tefsirde, fıkıhta, sarfta, nahivde, hatta riyazet dediğimiz matematik ilminde, astronomi ilminde bütün ilimlere vakıf olmasının yanında bu ilimler kendisini tatmin etmemiştir. Ve tasavvufa intisap ederek Nakşi tarikatının müritlerinden birisi olmuştur. Sa'duddin Kaşgari Hazretlerine intisap etmiş.
O zaman meşhur Evliyaullah'tan birisi olan Saadüddin efendim Kaşgari Hazretlerine intisap etmiş. Sonra Saadüddin el-Kaşgari Hazretleri vefat edince onun halifesi bizim silsilede de Ubeydullah Hacı Ubeydullah el-Ehrar Hazretlerine intisap etmiş. Hacı Ubeydullah el-Ehrar'la çok fazla mülaki olmamış. Yani mekan olarak bir arada değillerdi ama mülaki olmuş da fazla mülaki olmamış. Daha çok mektuplaşmışlar. Hacı Ubeydullah el-Ehrar Hazretleri buna halifelik vermiş. Halifelik vermiş ama ders okumayı ve okutmayı çok sevdiğinden dolayı o bir tekkede değil de bir medresede ders okumaya ve okutmaya devam etmiştir. Burada arkadaşlar ilimde zirve yaptıkça tasavvufa ihtiyacı çok daha net bir şekilde görmüş. Bir Şeyh Efendi'ye intisap ettikten sonra onun vefatından sonra onun halifesine hemen teslim oluyor. Kibir ve gurur diye bir şey bunlarda bulunmuyor. Tasavvuf insandaki kibir ve gururu götürüyor. Ben alimim, tefsirden, ayetten, hadisten anlarım var. Benlikten geçmedikten sonra bu işler olmuyor. Dolayısıyla Cami Hazretlerinin tasavvuftaki bu yaklaşımı ve başarısı takdire şayandır. Bizim tarafımızdan mutlaka değerlendirilmesi gereken bir özelliktir. Hac yolculuğundan dönerken Fatih Sultan Hazretleri bunun şöhretini duyuyor. Cami Hazretlerinin şöhretini duyuyor. Hac dönüşünde İstanbul'da davet etmek için Fatih Sultan Hazretleri efendim Hacı Abdullah Kirmani'ye 5000 altın veriyor ve onu Halep'e gönderiyor. Cami Hazretlerini İstanbul'a davet etmesi için. Fakat gönderdiği elçi Halep'e varmadan biraz önce Cami Hazretleri oradan ayrıldığından dolayı, yoluna revan olduğundan dolayı mülaki olamıyor. Mülaki olamayınca eli boş geriye dönüyor. Fakat Fatih Sultan Hazretleri arkadan ona bir elçi gönderiyor. Ve hediyeler göndererek ona kelamcıların, felsefecilerin ve tasavvufçuların görüşlerini mukayese edecek bir kitap yazmasını istiyor. Cami Hazretleri de bu konuda Eddürretül Fahire isimli eserini yazıyor. Felsefecilerin, kelamcıların ve mutasavvıfların kelamlarını, sözlerini karşılaştıracak, mukayese edecek Eddürretül Fahire isimli eserini yazıyor. Tasavvufta insanların gönüllerine şifa kaynağı olabilecek Nefahatül Unsu çok meşhurdur. Ancak Fatih Sultan Hazretleri'nin isteği üzerine yazmış olduğu Eddürretül Fahire'yi tamamlayıp hizmete sunacağı zamanlarda Fatih Sultan Hazretleri'nin ömrü vefa etmemiş. Yani bu kitabı Fatih Sultan Hazretleri görememiştir. Şimdi arkadaşlar eserini okuyacağımız Molla Cami, dediğim gibi Şarkan ve Garben bütün medreselerde, Hindistan'da, Pakistan'da, Türkiye'de, Osmanlı medreselerinde tabiri caizse yemekteki peynir ekmek gibi, ekmek gibi olmazsa olmazlar arasında yer almıştır. Şunu da söyleyeyim, bizim metotta avamil, izhar ve kafiye vardır. Kafiyeden sonra doğuda, doğu usulünde Molla Cami'nin tamamı okutulur. Karadeniz'de Molla Cami'nin merfuat bahsi veya merfuat bahsine kadar veya mensubat bahsine kadar mutlaka okunur. Nahiv bilgilerinin yanında Molla Cami insana ayrı bir ufuk kazandırır. İbare vukufiyeti açısından bir takım nüktelere meleke kazanma bakımından çok şeyler kazandırır. Şöyle ifade edeyim. Eğer dersimizi doyurucu bir şekilde takrir eder, çalışırsak, başladığınız zamanki bardağın doluluğu ile bitirdiğimiz zaman bardağın doluluğu arasında çok fazla fark olacaktır. İlim melekeye dönüştüğü zaman ilim olur arkadaşlar. El-ilmu meleketün zaten. Hani bir şeyi ezberliyorsun, bir şeyi ezberlediğin zaman bu ezberden unutabilirsin bunu. Bugün ezberlediğini yarın unutabilirsin. Bu melekeye dönüşmedikten sonra ilim olmuyor. Melekeye dönüşmüş olması da üzerinde biraz emek sarf etmek gerekiyor. Biraz git gel yapmak icap ediyor. Mesela bedenle ilgili diyorlar ki işte her gün şu kadar spor yapacaksın. Bir gün akşama kadar spor yapsan olmuyor. Ya her gün işte ne yapacaksın? Bir yarım saat diyorlar veya bir saat
spor yapacaksın, beden gelişmesi için veya en azından bir takım yağlara karşı tedbiri almak için diyorlar. Dolayısıyla yani bu ilimle bir şekilde meşgul olmak lazımdır. Dediğim gibi melekeye dönüşmüş olması, bazı meselelerle sık sık karşı karşıya kalacağız. Ama ilk baktığın zaman görmüyorsun. Biraz daha baktığın zaman görürsün. Şimdi derler ki İmam-ı Azam Hazretleri zamanın dehriyecileriyle yapmış olduğu bir tartışmada, Allah'ın varlığını inkar eden birisiyle milletin huzurunda yaptığı tartışmada soru soruyor dehriyeci. Diyor ki her varlık gözüküyor. İşte madem Allah vardır onu da bana göster diyor. Ebu Hanife Hazretleri de diyor ki bana süt getirin diyor. Süt getiriyorlar. Bak bakayım buna diyor. Baktı. Ne var bunda diyor. Süt işte diyor. Peki bunun içerisinde yağı görüyor musun? Bunun içerisindeki peyniri görüyor musun? Bunun içerisindeki efendim ayranı görüyor musun? Yok görmüyorum. Yani gözünün önündeki sütteki yağı görmüyorsun. Peyniri görmüyorsun. Ayranı görmüyorsun. Sadece sütü görüyorsun. Buradakileri görmediğine göre sen Allah'ı nasıl göreceksin? Demiş. Şimdi bir bakmak vardır. Bir de bakmak vardır. Bakmak ile bakmak arasında fark var yani. Mesela ben şimdi değişik vesileyle dedim ki internete bir bakayım dedim Molla Cami ile ilgili ne bilgi vardır. Baktım böyle Molla Cami dersleri de var. Molla Cami dersleri de var. Farklı kişilerin çok fazlasına giremedim vaktim yoktu. İki kişiyi dinledim. İki kişiyi de böyle belki beşer dakika dinledim. Fazla dinleyemedim. Şimdi bir tanesi diyor ki işte elhamdülillahi manasını verdi geçti. Öbür adamı baş tarafından değil de ilerideki bir dersten dinledim. İşte el vasfu ile ilgili gayr-ı musarrif bahsinde el vasfu ile ilgili sıfatın tarifini yaparken orada bir tarif yapıyor. O tarifi anlatıyor şimdi. Onun anlattığı şekil, kitabın anlattığıyla aynı değildir. Daha doğrusu anlattığı doğru değildir. Yanlış şey anlatıyor. Şunu demek istiyorum. Yani ibareye baktığın zaman o ibarede musannif neyi kastetmiştir? Hangi manalar onun zihninde murad edilmiştir? Bunlar anlaşılabilir mi? Arapçada bunları anlamak mümkündür arkadaşlar. Hocam bazen aklınıza şu gelecektir. Gerçekten burada şuna 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 işaret vardır deniyor da yani musannif bunları kastetmiş midir? Yoksa bunları biz mi yumurtluyoruz, biz mi uyduruyoruz diye aklınızdan geçtiği günler olacaktır arkadaşlar. El cevap, bunlarda edebiyat meleke haline dönüştüğünden dolayı bunlar onlar için peynir ekmek gibi şeylerdir. Zaten bilinçli de her şey bilinçlidir, yazılanlar bilinçlidir, kullanılan kelimeler çok bilinçlidir. Hemen ben derse başlayayım. Bugün besmele çekmiş olalım. Elhamdu li veliyhi. Öyle mi başladık? Besmeleden sonra Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu li veliyhi. Elhamdu, bütün hamdler kime mahsustur? Li veliyhi. Li veliyil hamdi. Hamdin sahibine mahsustur. Şimdi arkadaşlar hamd ile ilgili daha önce bilgileriniz vardır. Hamd el vasfu bil cemili alel cemilil ihtiyariyi diye tefsir edilir. Yani el vasfu bil cemil güzel şeyleri konuşmaktır, anlatmaktır. Alel cemilil ihtiyariyi cemili ihtiyari üzerine. Ne demek? Diyelim ki Ahmet'in özellikleri, güzellikleri var. Ahmet'in özellikleri ve güzellikleri içerisinde bir ihtiyarı olanlar var, bir de ihtiyarı olmayanlar var. Yüzü güzeldir, o ihtiyarı değil ki. Cömerttir, ikram edicidir. Ha, o ikram edici ihtiyaridir mesela. Tatlı dillidir, bu nedir? İhtiyaridir. Ama yüzünün güzelliği, gözünün güzelliği, kaşının güzelliği ihtiyari değildir. İnsandaki sıfatlar da kendi ihtiyarıyla olan şey değildir. Eğitimle elde ettikleri hariç. Hani ikram ediyorsun, bu ihtiyaridir. Efendim, birisine yardım ediyorsun, bu ihtiyaridir. Dolayısıyla hamd neyin üzerine yapılır? Cemil ihtiyar üzerine yapılan güzel sözlere hamd deniyor. Elhamdülillah
Kullu hamdin minel ezeli ilel ebedi min eyyi hamidin kâne ala eyyi mahmudin veka'a lillah. Elhamdü ne demekmiş? Kullu hamdin minel ezeli ilel ebedi min eyyi hamidin kâne ala eyyi mahmudin veka'a lillah. Bu demektir. Peki bunlar nereden çıkmış ki? Orada öyle yazmıyor ki elhamdü bütün hamdler demektir. Lillahi Allah'a mahsustur. Burada küllü hamdin nerede çıkmış? Minel ezeli ilel ebedi nereden çıkmış? Min eyyi hamidin nereden çıkmış? Alâ eyyi mahmudin veka nereden çıkmış? Değil mi? Bu manalar nereden çıkıyor? Küllü hamdin minel ezeli min eyyi hamidin kân alâ eyyi Mahmudin veka lillah. Arkadaşlar küllü hamdin ifadesi elif lamın istigrak olmasından çıkar. Elhamdülillah ki elif lam küllü hamdini doğurur. Bu arkadaşlar hamd cümlesinin esasen hamden fiil cümlesinden isim cümlesine döndürülmüştür. Hamden, şükran, sakyan, rayen gibi aslı fiil cümlesidir. Şimdi bu fiil cümlesinden isim cümlesine döndürülmüş. Elif lam getirilmiş, küllü hamdin olmuş. Minel ezeli ilel ebedi. Bu minel ezeli ilel ebedi nereden çıkmış? Bu mana nereden çıkmış? Şimdi hamidtü fiili mazı olsaydı, fiili mazı olmuş olsaydı, fiil geçmişe delalet ederdi. Ahmedi olsaydı, şimdiki hal ve geleceğe delalet ederdi. İsim cümlesine dönüştürdüğü zaman, isim cümlesi devamlılık ifade eder. Fiil teceddüt ifade eder, isim cümlesini ifade eder, süreklilik ifade eder. Onun için isim cümlesini, fiil cümlesinden isim cümlesine dönüştürülmüş olması minel ezeli ilel ebedi anlamını doğuruyor. Anlatabildim mi? Fiil zamana delalet ediyor. Fiildeki zaman ya geçmiş zaman ya şimdiki zaman ya gelecek zamandır. Fiilde ne yoktur? İstimrarı yoktur. İstimrarı teceddüdü varsa istimrarı teceddüdü olur. Şeyde isim devama delalet eder, fiil teceddüde delalet eder. Dolayısıyla fiil cümlesinden isim cümlesine dönüştürülmüş olması minel ezeli ilel ebedi anlamına gelmiş olur. Min eyyi hamidin kâne'ye gelince bu mana nereden çıkıyor? Hamd mastardır arkadaşlar. Mastarın istimal şekilleri fazladır. Bir, mastar faalini raf eder, mef'ulünü faalini raf eder, mef'ulünü nesb eder. İki, faaline muzaf olur, mef'ulünü nesb eder. Üç, faali metruk olur, mef'ulü mezkur olur. Dört, faili mezkur olur, mef'ulü metruk olur. 5. Hem faali hem mef'ulü metruk olur. Yani mastarın istimal şekillerinde bunlar vardır. Şimdi hem mastarının faalinin terk edilmesinden kimin hamdi zikredilmedi? Faalin terki ne içindir? Tamim içindir. Hamid kim olursa olsun. Faalin terki ne içindir burada? Biliyorsun amiller içerisinde sadece mastarın faalini hasfetmek caizdir. Doğru muydu? Amiller içerisinde yani faal alan amiller içerisinde sadece mastarın faalini hasfetmek caizdir. Demek ki bu min eyyi hamidin nereden geliyor? Faalin terkinden geliyor. Ala eyyi mahmudin veka'a. Bu nereden geliyor? Burada mef'ulün de terki vardır. Neden mef'ul terk edilmiştir? Bu da efendim tamim içindir. Dolayısıyla arkadaşlar elhamdülillah dendiği zaman küllü hamdin minel ezeli ilel ebedi min eyyi hamidin kan ala eyyi mahmudin veka'a. Kim hamd ederse etsin, kimi hamd ederse etsin, hepsinin sahibi Allah'tır. Ben şimdi bu kalem güzel yazıyor dedim, kalemi övdüm. Burada bir hamd vardır. Bu övgü de Allah'a mahsustur. Çünkü kalem de, kalemdeki boya da, kalemi yapan da, değil mi? Hepsi kimin eseridir? Allah'ın eseridir. Onun için nakşi methetmek, nakkaşi methetmektir der tefsirlerde. Hulasatül Beyan diye Osmanlıca bir tefsir var. Nakşi methetmek, nakkaşi methetmektir diyor. Yazıyı methetmek, yazanı methetmek demektir. Dolayısıyla kainatı kim kimi överse övsün, mutlaka bu övgünün gerçek sahibi kimdir? Allah'tır. Elhamdü bütün hamdler lillahi Allah'a aittir. Elhamdü'yü anlatmış olduk. Liveliyyihi ile ilgili herhangi bir şey söylemedik. Molla Cami ile ilgili arkadaşlar Mecmuatü Havaşi Molla Cami diye bir baskı var. Biraz hatalı matalı olabilir ama yani Molla Cami'nin en güvenilir haşilerinden birisi Abdülgafur'dur. Abdülgafur üzerine Siyali Kütü diye haşiye vardır. Bunlar ilmi olarak önemli kabul edilir.
Ekdünnami diye iki ciltlik bir şerhi ve haşiyesi vardır. Yine Molla Cami üzerine El Muharram diye, o biraz daha kolay. Muharram diye eski yeni baskıları değişebilir. Çok kalabalık değildir. Bazen bir cilt haline basılmıştır, bazen iki cilt haline basılmıştır. Bunlardan istifade edilebilir. Bu Mecmuat-ı Havaş'ın içerisinde Abdülgafur da var, Siyerli Kütü de var. Molla Cami üzerine çok haşar haşi yazı, Esam var, Esmet var. Efendim, bu mecmuanın içerisinde onlar da vardır. Belki mecmua bir iki baskısı vardır, bazı baskılar hatası fazladır. Molla Cami okuyan arkadaşlar mutlaka şerh ve haşiyeleri olmalı. Şerh ve haşiyelerden derslere çalışmalı. Bu çalışma sizi melekeye dönüştürecektir. Bu çalışma sizi melekeye dönüştürecektir. Vaktimiz olmadığı için ben size şu anda örnek veremiyorum. Kendileriyle uzun yıllar ders okuttuğumuz arkadaşlarımız, tefsir çalışması yaparken öyle basit yerlere takılmışlardır ki, basit bir yerlere çizmişler tefsirden böyle takıldıkları yeri, geldiler hocam. Bu ne demektir? Yani şöyle baktığım zaman birden, yani onun takıldığı yeri kastediyorum. Birden burası şudur, şudur dedim. Aa, çok basit bir şey aslında. Ama yani o mesele eğer sende melekeye dönüşmüş ise baktığın zaman kolay anlarsın. Melekeye dönüşmemişse, anlatırlarsa anlarsın. Melekeye dönüşmüş olması için nereye ihtiyaç var? Biraz fazla temrine ihtiyaç. Yani şer ve haşeleri karıştırman lazım. Ben dersi okumadan önce okuyacağım dersi çalışmış olmanız en doğrusudur. Benim size okuduğum dersi okumuş olmanız, yani çalışmış olmanız ayrı bir şeydir. Okuyacağım derse çalışmış olmanız ayrı şeydir diyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, mübarek olsun diyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin revahı için Allah rızası için Fatiha.